70'li yıllardan bugüne kadar hala sevilen, beğenilen ve takdir edilen bir film. Hababam Sınıfı. Yarattığı etki hala devam ediyor. Çekiminden 46 yıl geçmesine rağmen en çok seyredilen ve en çok sevilen film o. Türk sinema tarihinde 6 neslin bıkmadan seyrettiği, hala güldüğü, herkesin kendinden bir şeyler bulduğu samimi, sıcak ve içten bir yapım aynı zamanda. Unutulmaz filmlerin yönetmeni Ertem Eğilmez, film kadrosunu oluşturacak ekibi bulmak için dönemin gazetelerine ilan verdirir. 1970'li yılların başında ünlü bir film şirketinin çekeceği film için gazeteye ilan vermesi müthiş bir talep yarattı. Yoğun bir ilgi oldu ve yüzlerce kişi filmde oynayabilmek için başvurdu. Filmde oynayacak kadro sadece ilanla oluşturulmamıştı. Dönemin ünlü oyuncusu Tarık Akan, karakter oyuncularından Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Kemal Sunal gibi isimler de yer aldı efsane filmin kadrosunda. Tiyatro kökenli oyuncular da seçildi kadroya. Bülent İdiroğlu, o dönem Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda oynayan genç oyuncular arasında yer alıyordu. Kadroya alınmasına sevinmiş ve ünlü isimlerle oynayacağını bilmek inanılmaz derecede heyecanlandırmıştı. 22 yaşında olan oyuncu için hayal bile edemeyeceği bir deneyim ve tecrübe olacaktı bu filmin kadrosunda olabilmek. Okulun genç ve güzel Semra hocasıyla hafızalara kazınan tanışma rehberiyle hatırlanır çoğu zaman. Kalem Şakir, babasının subay olarak görevli olduğu Ankara'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyuyordu o zamanlar. Okul döneminde yoğun müzik çalışmalarına başladı. Ses Mecmuası ve Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası ses yarışmasına katılıyor, okulunu temsil ediyordu. Başarılıydı, beğeniliyordu ve müziği çok seviyordu. Müzik devam ederken Tevfik Gelenbe'nin yanında çocuk tiyatrosunda tiyatro ile tanıştı ve oyunculuğa başladı. Kadroya seçilmiş, sete çağrılmışlardı. Bütün ekip bir arada bir türlü çekim başlamıyor, kimse bir şey demiyordu. 10-15 gün ekip kendi arasında sohbet etmeye, oyunlar oynamaya başladı. Arkadaşlık, dostluk oluştu. Artık birlikte gülüyorlar, şakalaşıyorlar, kahkahalar atıyorlardı. Sinemanın dahi yönetmeni Erdem Eğilmez ekibin doğal bir şekilde kaynaşmasını, samimi olmasını, birbirine uyum sağlamasını istemişti. Mükemmel bir uyum yakalandı. Filme dair yapay, zoraki hiçbir şey yoktu. Doğal, samimi, saf, içten ve sıcak. Her oyuncu Hababam Sınıfı'nda rol yapmadı. Orada gerçekten yaşadı, soluk aldı. Oyuncular arasında kurulan bu etkileşim tüm seyirciye yansıdı. Bu, Ertem Eğilmez'in müthiş öngörüsü ve yeteneği sayesinde gerçekleşmişti. O dönemlerde Yeşilçam'da başrol oyuncuları dışında filmlerde oynayan diğer oyuncular ve tüm ekip film şirketinin kadrolu elemanı olarak görev almaktaydı. Maaşlı elemanları olarak çalışırlardı. Herkes her işi yapar, bir ekip çalışması sergilerlerdi. Verilen tüm emek, tüm çaba güzel bir iş çıkarabilmek adına yapılırdı. O dönem oyuncuları çok paralar kazanamadılar ama aldıkları manevi haz ve gurur bir ömür yetecek kadar tatmin ediciydi. Bir de sevdiğim yok diye. Bu ne dünya kardeşim, gülen gülene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Yıllar sonra o dönemleri anlatırlarken yaşadıkları zorlukların yanında paylaşılan değerlerin hala sevincini taşıyarak mutlu olduklarını belirtirler. Bülent İdiroğlu, Hababam Sınıfı serisinin ilk 3 filminde görev aldı. İlk film 1975 yılında Hababam Sınıfı olarak çekildi. Kadroda Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe gibi Yeşilçam'ın efsaneleri yer aldı. Film sinemalarda gösterime girdiği andan itibaren büyük bir ilgi gördü. Gösterime giren sahnelerde ara vermeden 50-55 hafta oynayarak rekorlar kırdı. Halk bu filmi çok beğenmişti. Tüm izleyenler kahkahadan kırılıyor, filme tekrar tekrar gidiliyordu. İzleyen herkes filmde kendinden bir şey buluyor ve oyuncuları takdir ediyordu. Bu, Ertem Eğilmez'in hak ettiği bir başarıydı.
tüm ekibi bir orkestra şefi gibi yönetmiş, herkesin başarısını ön plana çıkartabilmişti. Sinemayı, sahneyi çok iyi bilen Ertem Eğilmez, zor koşullarda ve imkansızlıkta bile yaratıcılığını kullanarak zekasını göstermiştir. 70'li yıllarda sinemalar 1000-1500 kişilik büyük izleyici kapasitesine sahip salonlardan oluşuyordu. Salonlar doluyor ve önünde uzun kuyruklar oluşuyordu. Sabah 10'da başlayan gösterim her 2 saatte tekrarlanarak gece yarılarına kadar sürüyordu. Günler, geceler, aylar, hatta yıllar boyunca film, espriler, oyuncular halkın dilinden düşmüyordu. Yeşilçam döneminde halk sinemaya, tiyatroya ve kültüre önem veren, izleyen, duyarlı bir kitleyi oluşturuyordu. Emeğe, sanata ve oyuncuya büyük bir saygı duyuluyordu. İlk filmin etkisi geçmeden 1976 yılında Hababam Sınıfı sınıfta kaldığı filminin çekimlerine başlandı. İlk filmde bu kadar büyük bir başarı beklemeyen ekip bu sefer daha inançla, daha büyük özveri ve şevkle çalışmaya başladı. Oyuncu kadrosu değişmedi. Ekibe Şener Şen de dahil oldu. Ertem Eğilmez'in en büyük başarısı oyuncuyu keşfetmesi, değerlendirmesi ve fırsat vermesiydi. Yetenekli oyuncuyu anlar ve şans verirdi. Şener Şen'in bu kadar başarılı olmasının temelinde Ertem Eğilmez'in katkısı büyüktü. Ekip daha fazla inanarak çalışmaya başlamıştı. Film gösterime girdiğinde ilkini aratmayacak derecede gene büyük bir başarı yakaladı. Hemen peşinden 3. film Hababam Sınıfı Uyanıyor çekildi. Yeşilçam'da o güne kadar böylesine bir başarı yaşanmamış ve görülmemişti. Herkes gurur duyuyor ve bunun gerçek olduğuna inanamıyordu. Aslında bugün bile böyle bir başarı görülmedi desek yalan olmaz doğrusu. Bülent İğdiroğlu, Jean Pommerié döneminde oyuncu olmanın sıkıntısını hep yaşadı. İlk 2 filmden hiç para kazanamamış, 3. filmden de sadece o dönem için çok cüzi bir kazanç eline geçmişti. Evlenmişti ve bir çocuk babasıydı. Mücadelesini tek başına yapmıyordu ve sorumlulukları vardı. Sinemadan uzaklaşmak zorunda kaldı. Uzun yıllar mobilya sektöründe çalıştı ve emekli oldu. Yıllar sonra 2004'te ekipten geriye kalanlarla Hababam Sınıfı Merhaba çekildi. Bir araya gelmenin mutluluğu yanında yine aynı ekipte olmak, yine Hababam Sınıfı'nı çekmek ayrı bir gurur ve onur verdi. Hababam Sınıfı'na emeği geçen Bülent İğdiroğlu ve diğer tüm ekibe başarılar, aramızda olmayanlar için de rahmetler dileriz. Mekanınız cennet olsun. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.